değerli izleyenler. Yine bir Sağlıklı Yaşam programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü ilk konumuz ishal olacak. İbrahim Gökçek'le, bitki uzmanınız İbrahim Gökçek'le ishalden bahsedeceğiz bugün ilk olarak. Evet. İshalin birçok sebepleri var. Bunların başında besin zehirlenmesi, kokmuş, bozulmuş besinleri kişi fark etmez de yerse, özellikle de salmonel bakterisi ishale sebep olur. Hemen tedavisi gerekir. Aksi takdirde zehirlenmeye sebep olur. Tehlikelidir. Seyahat esnasında çıkan ishaller, buna da E. coli bakterisi genellikle sebep olur. Seyahatten önce kişi nane şekeri vesaire alırsa yanına veyahut da bulabilirse zencefil iyi olur. Kendini korumuş olur. Efendim, iklim nedeniyle ortaya çıkan, aniden havaların soğuması veya ısınması nedeniyle ortaya çıkan bağırsak gribi, bağırsakların hassaslaşması veyahut da irritable bağırsak sendromu dediğimiz ağır durumlarda kişi bazen ishal, bazen kabız olabilir. Birçok sebebi vardır. Yıllar önce ben kardeşime kız istemeye gidiyorum Stuttgart'a. Arabada arkadaşın klimayı açmış. Üstte de böyle güneş, alttan böyle soğuk hava. Dedim ya, herkes hasta olacak. Ha, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hepimiz gençiz. Bir şey olmaz. Dedim biraz sonra görürsünüz. Gerçekten de Stuttgart'a vardığımızda herkes hastalandı. Çok soğuk hava geliyor alttan, üstten de sıcak güneş. Bir taraftan sıcak, bir taraftan soğuk. Ve ishal oldu vatandaş. Herkes ishal oldu, arabadakine. Şimdi ev sahibi dedi ki, ne içersiniz? Dedim ki, isteyin istediğini içsin ama ishal olanlar limonlu kahve içsin, iyi gelir. Limonlu kahve. Normal kahvenin içerisine bir fincan kahveye yarım fincan limon suyu sıkarak içiyorsunuz. İshali hemen keser. Baş ağrısı, baş dönmesi de olur ishal olanda. Kusma, bulantı, rahatsızları da olur. Ve gerçekten de 5 dakika sonra da ishal diye olay kalmadı, geçti. Yine Frankfurt'ta 5 yaşında bizim tanıdığımız bir çocuk bilinmeyen bir sebepten yaygın olan bir enfeksiyon ishal olmuş, hastaneye kaldırmışlar. Klinikte doktorlar ne yaptıysa fayda etmiyor. Sadece bu çocuk değil, hastane dolu, bütün çocuklarla dolu. Yani çocuk kliniği ishalden dolayı dolmuş. Yer yok. Bulaşıcı bir enfeksiyon. Ne denedilerse fayda etmiyor. Ben dedim ki dur, ona ben bir ilaç yapayım. Bir termosa kahve, yarısına kadar kahve, yarısına kadar limon suyu karıştırıp verdim. Annesine dedim ki bunu sabah, öğle, akşam az az içirin. İyi, limonlu kahve. Bu çocuk bu limonlu kahve içtikten sonra akşama hiçbir şey kalmadı. Bir gün sonra eve gönderdiler. Alman doktor demiş ki, ya siz ne yaptınız? Bu çocuk da diğer çocuklar gibi hastaydı. Biz ona limonlu kahve içirdik demiş annesi. Kim söyledi? Gökçek. Ya niye bize de söylemediniz? Biz de çocuk, diğer çocukları kurtarırdık. Madem böyle güzel bir fikir, güzel bir düşünce var. Orada doktorlar açık her şeye. Yeter ki fikir olsun, kimden gelirse gelsin. Biz biliriz her şeyi diye bir şey yok. Yani bazıları her şeyi ben bilirim diye bir kompleks içerisinde. Kompleks yok. Kim bildi, şu bildi, ne bildi, şunu bildi. Kullanacaksın, o kadar. Fakat ağır vakalar da Güney Afrika'da yetişen bir bitki var. Uzara. Türkiye'de bunun da bir türü yetişir. İpek otu denir. Uzara'nın köküyle ilgili Almanya'da birkaç firma bunun hapını, damlasını, derecesini üretiyor. Yani böyle basit ishallerin haricinde bazı insanlarda maalesef 6 ay, 7 ay veyahut da 1 yıl, 2 yıl süren ishaller var. Almanya'nın Tübingen şehrinde Azerbaycanlı bir genç yakalanmış. 3 yıldır ishal. 10 kilo vermiş, zayıflamış, sürekli zayıflıyor. Çünkü yediği, içtiği besinleri bağırsak sindirmiyor. Ne kadar doktora gittiyse de hiçbir şey yapamamışlar. Çözer inşallah. Problemi yok dedik. Biz ona iksir jel verdik. Kullandı. 6 hafta sonra bir problem kalmadı. 6 hafta içerisinde. Yani kronikleşen ağır vakalarda tedbir almak gerekir. Aksi halde yani yavaş yavaş
gider, gidicidir yani. Uzara'nın birleşiminde uzara kökü ekstraktı, papatya ekstraktı, kimyon ekstraktı, ladengülü ekstraktı, nane ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı içerir. En ağır ishale karşı dahi etkili. Bununla ilgili birçok Alman firmasının üretmiş olduğu Almanya'da damlalar, dereceler var. Uzara ishale karşı, kronik ishale karşı, akut ishale karşı en etkili bitki. Bunu da Türkiye'de ilk biz ürettik ve satışa sunduk. Peki ishal, halsizlik, dermansızlık gibi şeyler yapar mı? Tabii halsizlik, dermansızlık, baş dönmesi, baş ağrısı, kansızlık. Çünkü besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe edemiyor. Ne yerse buradan yediğini oradan çıkarıyor. Yani sürekli ishal, yani Allah korusun ölüme kadar gider. Yani bir yıl, iki yıl ishal ne demek? Bir gün, iki gün olsa problem değil. Akut. Yani bugün ishal olur, yarın iyileşir. Böyle akut ishal kötü bir şey değil, tehlikeli değil. Fakat kronikleşirse çok çok tehlikeli. Böyle çok vakalar yaşadık yıllardır. İshal olan insanlar aradılar, konuştular, hallettik çok çok. Tedavi edilebilir. En ağır, en kronik ishal dahi tedavi edilebilir.